Konutlar topluluğu, ki başka şekillerde de sorulabilirdi bu dört harfli kelime. Hmm. Konutlar topluluğu. Hangi konutlar topluluğunda site oturuyorsunuz? 400 puan değerindedir site cevabı. Güzel, güzel. İlkinden daha kolay, daha hızlı cevaplanabilecek bir soru bu. Görelim. Diyor ki uzay gök anlamında Arapça kökenli bir sözcük. Sema. Sema gök anlamına gelir ama uzay anlamına gelir mi? Feza. Feza daha güzel. 400 puan değerinde. 800 oldu kasa. B harfidir, tek bir kelimedir. Kimya derslerini falan bir hatırlayalım. Şöyle lisede. Buyurun. Mikroskopla yapılan incelemelerde kullanılan dört köşe, küçük, lamel, ince cam parçası, lam ve lamel. İsimlerini öğrendik ama bundan bakamadık biz. Devlet okullarında okuyanlar. Hakikaten lise bitti, bir mikroskoptan bakamadık yahu. Ama ben, öğretmişlerdi. Yok, ben şanslıydım Galatasaray. Gördünüz mü? Ha, tabii, siz bakmışsınızdır. Biz göremedik. İsmini öğrettiler ama cismini göremedik. Buyurun, yenisi geliyor. Bir oyun veya filmin başlıca bölümlerinden her biri. Basit düşünün. Bölüm. Bölüm değil mi? Şey. En sevdiğim filmin en sevdiğim nokta noktası. Sahne. Sahne. Ve şu puan değerinde 1800 oldu kasa. Dikkatinizi çekerim efendim. 4 soruyu bitirdiler. Hiç harf almadılar ve bunu yaparken 28 saniye kullanmışlar. Maşallah diyor. 6 harfli cevaplara geçiyorum. 2 kelimeden oluşuyor ilk 6 harfli cevabınız. Diyor ki yapmak fiiliyle birlikte çalıştığı yerde göreve, eyleme başlamak. Nokta nokta yapmak. 2 kelime. İşbaşı. İşbaşı yapmak. 600 puan değerindedir. 2400 yapar kasayı. Şimdi 6 harfli cevapların sonuncusu ki yarısı mastar. Mekke'de mak diye bitiyor. O yüzden harf almasak ne güzel olur ki... Harf alınmayacak sorudur. Uzun zamandır sorduğum en kolay sorudur. Fakat bu kadar kolay olması bazen tehlike arz eder. Buyurun efendim. Tamam. Sürtünme katsayısı düşük bir yüzeyde sürtünerek kolayca yer değiştirmek. Kaymak. Lütfen basit düşünün ve 600 puanı doğruca kasaya gönderin. Çok güzel. Bu soruyla birlikte yarısı bitmiş olacak. Nazar değmesin, hiç harf almadınız. Halen ilk dakikanın içerisindesiniz. Buyurun. Asıl amacı güden kimseler arasındaki, aynı amacı güden kimseler arasındaki rekabet, çekişme. Yarışma, yarış, rekabet. Maşallah Elif Hanım, sunucu soruyu yanlış okusana, evet, cevabı yapıştırmaya yönelmiş. Vakit kaybetmemek için düzeltmedim. En güzelini yaptınız. Buyurun, geliyor yenisi. Şekli bozulmuş, biçimini kaybetmiş olan Fransızca kökenli bir kelime. Deforme. Çok iyi gidiyoruz. Vallahi çok iyi gidiyoruz. Buyurun gelsin yenisi. Aldığı eklerle birlikte 8 harfli olmuş, saf ve temiz bir biçimde anlamında kullanılıyor. Pürüpak değil. Hı-hı, öyle demeyin. Hmm. Öyle demeyin. Şimdi temiz olabilir pürüpak da, saf... Steril. Yani böyle şöyle diyelim, art niyet olmayan. Harf alayım. Peki. Yani saf ve temiz bir biçimde söylediğim söz nerelere geldi? Bir tane daha alayım. Bir art niyetim yoktu. Ben yalnızca nokta nokta bir şekilde... Ane, bir şey hani. Çok güzel, çok güzel. Suçum günahım yoktu. Masumane. Masumane, 600 puan değerinde. Nazar boncuğu olsun, kenarda dursun. Halen 9600 puana ulaşabilecek durumdasınız. Zannediyorum ki yaptığınız iş doğrultusunda da bilgisayar hayatınızda önemli yer ediyor. Evet, evet. Donanımları, şunları, bunları hepsini biliyorsunuzdur. Oğlum bilgisayar mühendisliğinde. Hoho, buyurun gelsin efendim. Bilgisayarda bilgilerin depolandığı yer, elbette İngilizce kökenli bir adı var. Türkçesi de var da bu daha çok kullanılıyor. Bir dakika. Çok kızacak buna. İki kelime gayet iyi biliyorsunuz. Gayet iyi biliyorsunuz. Alın, evet, bir harf. Hafıza kartı diyeceğim şey. Demeyin. İngilizce. Alayım bir harf. D harfi kritik bir yerden. İki kelime D harfi hard, kritik bir yer. Hard nedir? Disk. Nedir? Hard disk. Hard disk. 700 puan kazandırdı size. 5700 olmuş kasamız. Süremize bakalım. 1 dakika 56 saniye, 2 dakika deyin siz ona. Elimde 4 tanecik soru kaldı. Soru başına
yarım dakika demek bu. Harf almak yerine bence o süre kullanılsın. Hani yani 100 puan fazlayla bitirin, 0 saniyeyle bitirin. Daha evladır. Buyurun efendim. İki kelime, 9 harfli ve diyor ki eskiden sulp veya amudu fıkari denen omurga bölümü. İki kelime. Omurga bölümü. Yalnızca omurga anlamında da kullanılır bu iki kelimeden oluşan tabir. Ama omurganın belli bir bölümü için kullanılır. İki kelime olduğunu unutmayın. Bel kemiği. Nedir efendim? Bel kemiği. Bilmiyorum efendim. Bel kemiği 9 harfli mi? Bilmiyorum. 9 harfli. Zor soruydu. Çok güzel sıyrıldınız işin içerisinden. Hatta bu soru kime gelirse gelsin zorlar diye hemen arkasına yakıştırma yolu bir tabir yapıştırmıştık. Buyurun afiyet olsun. Diyor ki sağlam, iyi, büyük bir etki yaratmaya hazır halde anlamlarında yakıştırma yollu bir tabirdir. Sağlam, iyi, büyük. İyi ve büyük bir etki, bir infial yaratmaya hazır halde. Bomba gibi. Nasıl? Bomba gibi. Patladı. 900 puan değerindedir. 7500 yapar kasayı. 9500'e doğru adım adım ilerliyoruz. İki tanecik soru kaldı. Bir dakikadan fazlasına sahipsiniz. Buyurun efendim. Sondan bir önceki soru. Haberi bile olmaz. Bu anlamda... Ruhu yine... duymaz. Vallahi bravo. Söylemiyor. 8300. Gözler büyüdü arka tarafta. Hakikaten öyle. Haydar Bey kendi içine döndü. Emel Hanım sağa sola bakıyor yardım arar gibi. Tuğçe Hanım sakin. Kenan Bey zaten bırakmış. Baştan bırakmış açıkça konuşmak gerekirse. Dur bakalım. Şu son soru her şeyin belirleyicisi olacak. Bir olayla ilgili olarak gördüğünü, bildiğini yetkili veya ilgili kimseye söyleme. İhbar etme, etmek. Bence me diye bitiyorsa orası, bu evet. Da muhtemelen me evet, ya da ma aynen. Diye bitiyor. O yüzden olmadı. İhbar etme. Bir de bu pek ihbar gibi değil farkındaysanız. Yetkili birine söyleme. İbra etme, ilan et. Ay, aynı yerde gezmemem lazım. Bence oralarda gezmeniz lazım. Yani çok yakındasınız. Beyan etme. Hayır, hayır. İhbar falan onlar güzeldi. Ama etme değil, onu söyleyebilirim. Harf alayım. Harf alalım. Çok güzel yerden geldi. Bir tane daha alayım. Bir tane daha. Ve çok güzel yerden geldi. İfade verme. İfade verme 800 puan değerinde. Ben sanki haber vermek gibi aldım. Ama şans yanınızdaydı efendim. O kadar güzel bir performans sergilediniz ki son anda 6 saniye kala başınıza bir şey gelmesin diye yukarıdan yardım aldınız vallahi. Çok güzel yerlerden geldi. Şansı da güzel kullandınız. İşleri zor. İşleri çok zor. En fazla kaç tane? 5 tane harf alabilirler. Ama yani yapamazlar da diyemem. Açıkça söyleyeyim. Arka tarafta biraz hop oturup hop kalkın. Herkese sonra konuşuruz. Herkese şansı bol olsun. İnşallah. Çok teşekkür ederiz bir daha.